Yeni Çağ Televizyonu'ndan mutlu günler sevgili izleyiciler. Hoş geldiniz yayınımıza. Evet, milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ocak ayında yapılacak zamlara çevrildi. Ama çeşitli SGK uzmanlarından farklı açıklamalar geliyor. Kök aylığı 7.500 liranın altında olanlar bu fiyatı almaya, 7.500 liraya almaya devam edecek deniliyor. Ki bu gerçek mi? Gerçekten 7.500 lira almaya devam edecekler, zam gelmeyecek mi? Bunu değerlendireceğiz. Diğer taraftan Bağkur'la ilgili de çok fazla sorular geliyor. Mecliste de plan bütçe görüşmeleri devam ediyor. Yeni gelişmeler var mı? Hepsini değerlendireceğiz. SGK uzmanı Mehmet Akif Cenkçi bizimle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Ebru Hanım, hoş bulduk. Selamlar sizlere. Evet, teşekkürler. Gerçekten en fazla merak edilen milyonların gözü gerçekten Ocak'ta gelecek zamma çevrildi. Emekliler biraz refahımız artabilecek mi diye düşünürken şöyle açıklamalar da geliyor. Gerçeği yansıtıyor mu? Hepimiz çok merak ettik. Şu an 7.500 lira olan SSK Bağkur taban aylığı yeni bir yasayla eğer değiştirilmezse 2024 Ocak ayında onlara yine artış yapılmayacak. Dolayısıyla 7.500 lira almaya devam edecekler şeklinde açıklamalar geliyor. Bu doğru mu? Bununla başlayalım. Şimdi Ebru Hanım, yılbaşından beridir emekliler ciddi anlamda bir zam bekliyor. Emeklilerimiz enflasyona ezildiler, malumunuz üzere. Ve geçici olarak pansuman yapmak için biliyorsunuz ki 5.000 TL bir Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödemesi Kasım'ın 15'ine kadar çalışmayan emeklilerin hesabına yatırılacak. Bu mecliste yasalaştı. Şimdi emeklilerin kök aylıkları 7.500 TL'nin altında olan kök aylıkları en düşük emekli maaşı 7.500'e yükseldiği için 7.500 TL alıyorlar. Burada emeklinin Ocak ayından sonra maaşı 7.500'ü geçecek mi geçmeyecek mi sorusunun cevabı aslında ne kadar zam verileceğiyle ilgili durum. Şimdi kişinin kök aylığı 5.000 TL ise 5.000 TL'ye ne kadar yüzde bir zam vereceksiniz ve bu yüzdelik vermiş olduğunuz zam 7.500 rakamını geçecek mi geçmeyecek mi? Yani buradan doğrudan emeklilerin 7.500 TL gene almaya devam edecekleri söylemi çok da doğru bir söylem değil. Ama özellikle pandemi döneminden beridir siyasi iradenin en düşük emekli maaş uygulamasına geçmesiyle birlikte belirli dönemlerde bu en düşük maaşı biliyorsunuz arttırdı. En son 5.500'dü. 5.500'den 7.500'e çıktı. Şu an Ankara kulislerinde konuşulan 7.500 TL emekli maaşının en az 10.000 TL seviyesine çıkartılması. Eğer ki en düşük emekli maaşı 10.000 TL'ye çıkartılırsa kök maaşı 10.000 TL'nin altında kalan bu insanlar 10.000 TL alırlar. Ama eğer böyle bir uygulamaya geçilmezse en düşük emekli maaşı 7.500 TL'de kaldığı noktada emekliye siz ne kadar zam verecekseniz o kadar zam yansır. Bu zam oranı yüzdeliği eklediğimizle 7.500'ün üstüne çıkarsa üstünü alacak, altında kalırsa altındaki tutarı alacak. Bu geçtiğimiz en sonki zamda emeklilere yapılan zamda da bunu biz gördük, yaşadık ve kök aylığını Türk kamuoyu gündemi bir anda tartışmaya başladı. Aslında biz bu kök aylık maaş uygulamasını pandemi döneminden beridir katıldığımız TV programlarında, makalelerimizde bunlara yer veriyoruz. Kıymetli takipçilerimiz bunları biliyorlar. Ama toplumun büyük bir kesimi yeni tanıştı kök aylık uygulamasıyla. Burada doğrudan 7.500'ün altında maaş alacaksınız demek çok doğru bir ifade değil. Ama Ankara kulislerinde konuşulanlar en düşük emekli maaşının 10.000 TL yapılması seviyesinde. 10.000 TL en düşük emekli maaşı yeterli midir? Yeterli değildir bakın. Tabii ki değil. En az bir emekli maaşı asgari ücret tutarında olması gerekir. Asgari ücretin de yoksulluk ücretinin altında olmaması gerekir. Bugün asgari ücret ne kadar? 11.400 TL.
11.400 TL bile biz emeklilerimize vermiyoruz. Bugün 10 milyona yakın, bakın, DİSK'in yapmış olduğu araştırmalara göre ben bir canlı yayın programımda Sayın DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'na sordum. Ne kadar 7.500 TL maaş alan var? Bununla ilgili bir çalışma yaptınız mı diye. Bana verdiği cevap 10 milyon civarı dedi. Eğer bu DİSK'in araştırmalarına göre değerlendirecek olursak ülkemizde 10 milyon civarı kişi 7.500 TL maaşla hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Açlık Bu kabul sınırının üzerinde. edilebilir. Açlık sınırı, yoksulluk sınırının hepsinin altında. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Emeklilerin artık ocağı bekleyecek, Ocak ayını bekleyecek takatleri kalmadı. Yani 5.000 lira verilecek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, o 29 Ekim'de de verilmiyor da işte Kasım'ın 15'ine kadar hesaplara yatılacak bu ücret. Bu da çalışmayan emeklilere verilecek. Bakın, bunların kabul edilebilir hiçbir tarafı yok. Yani bizim emekliler ne bekliyor siyasi iradeden? En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesi kadar olmalı. Bu bir. İki, asgari ücret yoksulluk seviyesinin altında olmamalı. Emekliler bunu bekliyor. Ben Ocak ayında emeklilere siyasi iradenin iyi bir zam, seyyanen değil bir intibak düzenlemesinin yapılması gerektiğini, aylık bağlama oranlarının tekrar 2008 seviyeleri öncesine getirilmesi gerektiğini söylüyorum ve buradan siyasi iradeye de tavsiyede bulunuyorum. Emeklinin artık bir gün daha sabredecek gücü kalmadı. Emekli şu an gün sayıyor. Gün sayıyor. Hesabını kitabını yapamıyor. Emekliler artık torunlarıyla buluşamıyor hafta sonları. Torununa harçlık veremiyor. Bakın ne kadar acı bir tablo. Bir emekli torununa artık harçlık verip torununu sevindirecek halde değil. Neyin ocağını bekleyeceğiz? Ocak ayını bekleyecek artık hal kalmadı. Evet, Kara kış dikkat. geldi, kara kış geldi. Şu an hava şartları iyi gidiyor ama Türkiye genelinde, özellikle batı illerde havalar iyi gidiyor ama yakacak masrafları, kışın masrafları biliyorsunuz daha çok artıyor. Tabii doğalgazı, kömürü Tabii ki aynen doğalgazı, kömürü, odunu neyse artık biz emeklilere çok acil bir şekilde bir intibak düzenlemesinin yapılması gerektiğinin elzem olduğunu söylüyoruz. Buradan Yeni Çağ TV aracılığıyla da siyasi iradeye, siyasi iktidara sesleniyoruz. Derhal emekliler için bir çözüm bulun. Emekliler kan ağlıyor. evet. Peki bu 5.000 lira ikramiye dediniz, işte çalışanlar çalışmayan emekliler ayrıldı. Maalesef orada da ciddi bir mağduriyet var. Ama diğer taraftan milletvekili olan emekli milletvekilleri hala milletvekilliği devam da etse onlar o 5.000 lirayı alacaklar. Bunu da söylemiş olalım. Geçelim Bağkur'a dilerseniz. Evet Ebru Hanım, Bağkur konusu, bu da uzun zamandan beri konuşuluyor. Çok Bir gelen sorular kamuoyunda var. ciddi bir bilgi karmaşıklığı var. Buna da bir netlik kazandıralım. Şimdi Bağkurlular ne istiyor, ne bekliyor? Bağkurlular bir, Bağkurlular diyor ki ben 9.000 günle emekli oluyorum. SSK statüsündekiler 5.000 ila 5.975 arasındaki prim gün sayısı ile emekli oluyorlar. Ben SSK'dan daha çok prim ödüyorum. Bu birinci sorum. Evet. İkincisi, ben 9.000 ödüyorum. SSK 5.000 ile 5.975 arası prim ödüyor. Ben daha fazla prim ödediğim halde daha az emekli maaşı alıyorum diyor. İkinci sorun. Bakın madde madde gidiyorum. Vatandaşlarımız daha iyi anlasın diye. Üçüncü sorun. Diyor ki Bağkurlular, ben 1.10.2008 tarihinden önce vergi mükellefim vardı ama Bağkur'a kaydımı yaptırmadım veya muhasebecim yaptırmamış, o dönemin teknolojik durumundan dolayı veya bilgisizliğinden dolayı
kurumun vatandaşlara rehberlik ve danışmanlık hizmetinin verememesinden dolayı vesaire vesaire sebeplerden dolayı Evet. 1.10.2008 öncesi ben Bağkur'a kayıt yaptırmadım. Ama ben vergi kaydım var, meslek odası kaydım var. Ben sosyal güvenlik sistemine dahil olmak istiyorum. Ben emekli olmak istiyorum. Ben çoluğumun, çocuğumun geleceğini korumak ve kollamak istiyorum diyor. Gayet açık ve net. Beni Bağkur tescilimi otomatik olarak yap diyor. Benim vergi kaydım var diyor. Yani ben bir esnafım diyor. Veya bir şirket ortağıyım diyor. Vergi kaydıma göre, meslek odası kaydıma göre benim Bağkur tescilimi 1.10.2008 öncesi tescilimi yap. Ben bu parayı ödeyeyim. Sosyal güvenlik şemsiyesi altına gireyim diyor. Üçüncü Evet. sorunu bu efendim. Dördüncü sorunu ne? Bağkurluların 63 ter koduyla durdurulan sürelerinin TSK statüsünde emekliliğe sayılmaması ile ilgili. Nedir 63 ter kodu? 28 Şubat 2011 tarihine kadar, 28 Şubat 2011 tarihine kadar kişi vergi mükellefi olmuş, Bağkur'u açılmış, ancak vergi mükellefi olurken de aynı zamanda başka bir iş kişinin iş yerinde SSK'lı olarak çalışmaya devam etmişse ve hizmet listesinde 63 ter kodu varsa diyor ki SSK'dan sen emekli olacağın zaman ben bu aradaki SSK statülerini emekliliğe saymam diyor. Evet. Ben buradan Bağkurlu vatandaşlarımıza sesleniyorum. Çağrıda bulunuyorum. Hizmet listenizi kontrol edin. Eğer hizmet listenizde 63 ter kodları diye bir ibare görüyorsanız hizmet listesinin baktığınızda sol tarafında 4B yanında 63 ter kodları diye bir ibare görüyorsanız Sosyal Güvenlik Kurumu'na merkezlerine müracaat ederek bir emeklilik planlaması muhakkak yaptırınız. 63 ter kodlarından dolayı SSK hizmetleri emeklilikte sayılmıyor. Bu bir sorunu Bağkur'un. Bir diğer sorunu. Bir diğer Evet. sorunu nedir Bağkur'un? Bağkur çakışması. Kişi kendi şirketinde sigortalı olmuş ise, yani vergi mükellefi olduğu, kendine ait sahibi olduğu şirkette, işletmede kendini sigortalı olarak, işçi olarak göstermişse eskiden buna imkan vardı, olanak tanınıyordu. Ancak 2009'da 9 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu genelgesi kapsamında bu olanak kaldırıldı. Ama bundan kimsenin haberi yok. Bu nasıl şimdi ortaya çıktı? Emeklilik müracaatlarıyla birlikte kurum müracaatı değerlendirirken bakıyor ki sizin diyor şirket ortaklığınız var. Siz kendi şirketinizde kendinizi işçi olarak göstermişsiniz. Daha önceden buna kurum o imkan sağlıyordu ama 2009'da 9 sayılı genelge kapsamında senin bu ödemiş olduğun SSK primlerini ben iptal ediyorum diyor. Senin işçi paylarını ben Bağkur'a aktarıyorum diyor. Ve bu sefer ne oluyor? Kişi Bağkur statüsüne dönüyor. Prim gün sayısı eksiliyor. Bağkur statüsüne dönüyor ve emeklilik şartı 9.000 güne çıkıyor otomatik bir yandan. Evet. Buradan bu çağrıyı da bulunalım. Eğer kendi şirketinizde kendinizi işçi olarak gösterdiyseniz aman dikkat, 2019'da 9 sayılı genelge kapsamında bazı özel durumlar hariç, çünkü çok detaylı ve kapsamlı bir genelgedir bu, mevzuattır. Sigortalılık sürelerinizi iptal edilecektir. Ve bu durumda olan kişilerin muhakkak bir emeklilik planlaması, hesaplaması, sil baştan güncellemesi gerekmektedir. Sosyal güvenlik merkezlerine müracaat etmelerini önemle tavsiye ediyorum. Evet, Gitsinler, tamam. sorsunlar. Şimdi Bağkurluların efendim bu sorunları var. Bağkurlular prim eşitleme istiyor. Bağkurlular adalet istiyor. Bağkurlular eşit prime eşit maaş istiyorlar. Yani bu saymış olduğumuz 4-5 tane sorun Bağkurluların en temel sorunlarıdır. Bunun Evet. da bir an önce düzeltilmesi elzemdir, gerekliliktir. Bakın, Peki çözülebilecek gibi esnek görülüyor mu? Baştan da söyledim, plan ve bütçe görüşmeleri devam ediyor. Hani buradan Bağkurlar için böyle müjde niteliğinde bir şey çıkar mı? kümesi müjde niteliğinde
SGK'nın bütçesi konuşulacak, tartışılacak. Ben bugün WhatsApp'tan durum attım. Bakanlığın ne kadar bütçe istediğini 2004 yılı için hemen bakacağım size. Bu sabah saatlerinde attım. Evet. Belki Sonra biz de geldi şimdi. bankurlar için iyi bir şey söyleriz, buradan bir cümle Bakın kurabiliriz. Öncesinde 2004 sor. yılı için, 2024 yılı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bütçe teklifi 625 milyar 780 milyon 424 bin lira. Yani 625 milyar bütçe teklifi. Buradan müjde çıkar mı? Zor. Bilemiyorum ama şunu biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Bağkurlulara 7200 sözünü verdi. Yılbaşından önce en azından bu 7200'e burada prim eşitlenmiyor da işte adına prim eşitlemesi diyoruz. Gene prim eşitlenmiyor. 7200'e düşmesini en azından Bağkurlular merakla bekliyor. Büyük bir istekle bekliyor. Çünkü inanın 9000 günü gerçekten tamamlamak zor ve imkansız. Ve SSK'ya kıyasladığımız zaman ciddi bir ortada eşitsizlik, bir adaletsizlik var. Bağkurlular bir an önce bunu bekliyor. Geçmişte Bağkur tesciliyle ilgili değişik siyasi partiler kanun teklifleri verdiler ama bu kanun teklifleri reddedildi. Bizim Bağkur'la ilgili, esnafımızla ilgili bir somut düzenlemeye derhal gitmemiz lazım. Ben buradan meslek odalarına da çağrıda bulunuyorum. Tek işiniz, tek göreviniz esnaftan aidat toplamak olmasın. Evet, ben de. Esnaftan aidat topluyorsanız bunun gereğini de yapın. Esnafı artık temsil edin. Yani düşünebiliyor musunuz Ebru Hanım? Yani bir meslek odası artık meslek odaları öyle bir hale gelmiş ki sadece aidat toplama. Ya tutun Allah rızası için kardeşim Bağkur'la ilgili bir iki mesaj yazın ya. İki görüş bildirin ya. Bunlar sizin üyeleriniz. Bunlar sizin üyeleriniz. Sizin üyeleriniz bunlar. Sizin kuruluş Şatafatlı makam. amacınız da bu zaten, değil mi? Sahip Bu çıkmak, sizin ya kuruluş açıklama amacınız yapmak. bu. Şatafatlı makam koltuklarında oturmak marifet değil. Oturduğunuz o şatafatlı makam koltuklarından hizmet üretin. Oturduğunuz makam koltuklarından hizmet üretin. Evet. Ama geldiğimiz noktada yok. Bu meslek odalarını ben göreve davet ediyorum. Üyelerine sahip çıkmaya davet ediyorum. Ya bir Allah rızası için ağzınıza şu Bağkur'u alın ya. Şu Bağkur tescil mağduriyetini alın. 7200 gün sorununu alın. Aylık bağlama oranlarını alın. Evet. Evet, gerçekten güç birliği çok önemli. Bunu EYT'de de yaşadık. Umarız Bağkur mağduriyeti de sizin dediğiniz gibi, yani bu anlamda da meslek odaları da seslerini yükseltirlerse belki işleri biraz daha kolay olabilir diye düşünüyorum. Haklısınız. Bizim buradan Ebru Hanım çağrımız hem sivil toplum kuruluşlarına, alanındaki meslek odalara, bizim bu konularla ilgili yıllardan beridir çalışmalarımız var ve hala da devam ediyor. Biz size bilgi done vermeye her zaman hazırız. Biz bu mağdur kesimin her zaman yanındayız, destekçisiyiz. Ama alanında etkin sivil toplum kuruluşlarını da meslek odalarını da derhal ama derhal göreve davet ediyoruz. Evet. Evet, bu çok önemli bir çağrıydı. Biz medya olarak gerçekten seslerini duyurmaya çalışıyoruz. Eminim, yani umarım herkes bizim kadar düşünceli davranır, çözüme odaklı çalışmaya devam ederler. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Artık Rica böyle ederim Ebru Hanım. gerçekten ne emeklilerin ne Bağkurların, emekli olanın derdi ayrı, emekli olmaya çalışanın derdi ayrı. Biz de ekranlara taşımaya devam Ebru edelim. Hanım, Ebru Hanım hala emekli maaşı bağlanamayan EYT Evet. kapsamında müracaat eden insanlar var, sigortalılarımız var. Bunların sorunlarını da biliyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu da inanın Mart ayından beridir çok ciddi bir yoğun tempo ile çalışıyor ve yük altında. Onları da anlıyoruz. Oradaki personel yetersizliğini Evet. bunları da anlıyoruz ama bir taraftan maaşa
maaşını bekleyip evini geçindirmeye çalışacak olan bu insanların durumlarını da mağduriyetlerini de anlıyoruz. Umarız Gelecek programda da daha da onlar. emekli maaşı bağlanamama sorunları ve emekli maaşlarının neden ret geldiğiyle ilgili, hangi konularda ret gelmesiyle ilgili yayın yapabiliriz. Bu konuda da vatandaşlarımızı bilgilendirebilirim. Peki. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız Sağ olun. için. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Sağ olun. Görüşmek üzere.